Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek zinciri kırmak istiyor. İlk büyük maçına Fenerbahçe karşılaşmasıyla çıkacak bir ise galip gelerek tarihe geçebilir. Fırtına ligde Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de kazanmıştı. 26 yıllık bir galibiyet özleminden bahsediyoruz. Ee, bir de az önce değindik ya Trabzonspor'un başarısına hemen altında mesela derbilerin takımı başlıklı bir haber daha var. Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Fırtına Üç büyük rakibi karşısında oynadığı son 12'lik maçında 4 galibiyet 7 beraberlikte 19 puan aldı. Sadece bir kez kaybetti. Fenerbahçe'nin aksine büyük maçlarla Trabzonspor'un çok ciddi bir istatistiği var. Evet işte o yüzden zor maç olarak görüyoruz bunu hem Fenerbahçe açısından hem Trabzonspor açısından. Evet. <laughs> Tabii Trabzonspor bu sene <laughs> Özür diliyorum. kötü bir sene geçirdi. Hatta e, biliyorsun bu muhakkak talihi e, Türk futbolunun şampiyon olduktan sonraki senelerde hocaların çoğu ayrılıyor. Özellikle e, Süper Lig'deki bu takımları görebiliyoruz. Şampiyon olduktan, şampiyon olduktan sonra sonra takımlar yerle bir oluyor çünkü. Tabii tabii koruyamıyor ve ondan evet. sonrasında da hocalar değişiyor, hocalar görevlerini bırakıyor. Trabzonspor'da böyle Burhan'dan çıktı. Ondan sonra Biyelikay'la, e, Necat ile, iyi işler yapmaya çalıştı ama maalesef galibiyet yüzü görmedi. Ondan sonrasında kazanmış olduğu Konyaspor galibiyetinden sonra rahat bir nefes aldı. Yani eğer bu işte o maçı kazanmasaydı biraz daha sıkıntıda gelirdi ama işte önümüzdeki senenin takımını kurmak, önümüzdeki sene nasıl bir Trabzonspor'u izleyeceğimiz yönündeki en büyük değerlerden birisi Fenerbahçe karşılaşması olarak görüyorum. Hı hı çünkü hem Bielitsa hem de futbolcular açısından çok önemli maç. Çünkü bütün herkesin gözü bu derbi karşılaşmasında olacak. Özellikle Fenerbahçe ile oynanan maçta olacak. Tabii ki derbilerin takım olması Trabzonspor'u Fenerbahçe'nin de Süper Lig'de şu an ikinci sırada olması ve mutlaka kazanmak istemesi şansların eşit olduğunu gösteriyor benim için. Hı, hı. tabii ki tarihi bir fırsat var. Tarihi bir fırsatı değerlendirmek isteyen de Trabzonspor futbolcu ve hoca var. O açıdan bence zorlu bir karşılaşma. Ve 26 yıldan beri Fenerbahçe'yi kendi evinde yenemeyen bir Trabzonspor var. Fenerbahçe 26 yıllık hasretle son vermek istiyor. E, trabzonspor 26 yıllık hasretle son vermek istiyor. Fenerbahçe ise kazanıp liderin aynısının olduğunu göstermek istiyor. O açıdan bence en önemlisi çok güzel bir derbi karşılaşması bizi bekliyor. Çok Burada keyifli geçmeye aday çoktan, bir mücadele. Ben öyle düşünüyorum yani. Hem keyifli geçmeye aday bir mücadele. İki takım da çünkü kazanmak isteyecek. Yani beraberlik hiç kimseye yaramayacak yaramıyor yaramıyor yani yani e, beraberlik biraz Trabzonspor'u yarayabilir yani çünkü Trabzonspor'un çok fazla iddiası yok ama Trabzonspor tabii ki oradaki biliyorsun Galatasaray da bunu yaşamıştı 20 yıldan beri Fenerbahçe'yi kendi evinde yenemiyordu hı hı. sonra yenmeye başladı ve devamı gelmeye başladı Trabzonspor da bunu yapmak istiyor o açıdan önemli ve değerli bir karşılaşma. Yani futbolcular da kendi bulmaya başladı. Hoca da kendi sistemini anlatmaya başladı. Konyaspor'da kırmızı kart pozisyonuna kadar e, Trabzonspor kendini gösteremedi. Ama 10 kişi kaldıktan sonra Konyaspor, Spor, e, Trabzonspor daha atak futboluyla beraber iki farklı skoru elde etti ve daha sonrasında kazanmayı bildi. O açıdan bence güzel bir karşılaşma. seyri zevki e, iyi bir karşılaşma. Özellikle Fenerbahçe Trabzonspor derbisi bizi bekliyor. Şimdi buraya geri döneceğim bu barkoya. Trabzonspor'la ilgili yine transfer haberleri de var. Çünkü biliyorsun Bielisa yönetiminde gelecek sezonun hamleleri de şimdiden yapılmaya başlandı. Özellikle Hırvat tarafına kadar, Evet, Hırvatistan pazarına. Oraya döneceğim dediğim gibi ama bir maçla ilgili yerel basın hangi manşetleri atmış bir bakalım ben, mı Sarah? çok güzel manşetler atıyor. Tabii tabii atıyorlar. çok beğeniyorum. Ee, özellikle böyle puan kayıplarında falan da çok sert bir dilleri var, üslupları var. Ve onlara böyle yani hani <laughs> kralın hakkını krala veriyorlar. Güzel başka evet. atıyorlar. Şöyle <laughs> bir bakalım bitsin bu hasret demiş Taka gazetesi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de galibiyet sevinci yaşayan fırtına gözünü kararttı diyor Mut, işte o yüzden dedim beraberlik Trabzonspor camiasını mutlu etmeyecek yani puan anlamında belki bir iddiası bir e, isteği yoktur Trabzonspor'un ama işte Fenerbahçe karşısında e, camianın mutlak bir 3 puan beklentisi var ya tabii ki yani olmak zorunda. Ee, Bak çünkü... mesela Karadeniz spor, Kadıköy yıkılacak, Hasret bitecek, <laughs> e, Güne bakış, Bielitsa zafer istiyor. Yani çok böyle net, çok iddialı e, başlıklar manşetler atılmış. Çok güzel ma manşetler ya, ben çok beğeniyorum gerçekten. Fenerbahçe'ye sürpriz mesela. Gazeteci Bir... kardeşlerimizi çok beğeniyorum, attımış oldukları başlıklar benim çok hoşuma gidiyor. Mesela fırtına büyük maçların takımı. Evet. O da güzel bir başlık. Bak STS e kaptanlık yolu. Yani dolu dolu bir Trabzon sahiplisi görebiliyoruz. Evet. Ee, orada çünkü yani Trabzon insanı özellikle duyguların çok e, yoğun yaşıyor. Yoğun yaşıyor ve bir anda belli edebiliyor. Olumlu da olsa olumsuz evet. da olsa söyleyebiliyor. Evet. O yüzden kalbinin güzelliğini, kalbinin içtenliklerini görebiliyorsun. Bunda maç de görebiliyorsun. E, Trabzonspor'un kesin mutlak kazanması gereken ama Fenerbahçe'nin daha fazla kazanmak ihtiyacı olan Tabii orada bir, bir iddia var. Hani Trabzonspor <laughs> cephesinde de işin psikolojik boyutu çok güçlü. Yani Ankara gücü maçı kazanılmış. Buradan hem bir seri yakalamasını istiyor hem de o seri Fenerbahçe maçıyla gelirse e, Trabzonspor taraftarları gelecek sezon için mesela çok umut verecek. Ama çok Elginç. heyecanlanacak. Tabii ki. Yani ama bir de tam tersini düşünelim. Trabzonspor kaybederse ne olur? Fenerbahçe kaybederse ne olur? Fenerbahçe kaybederse Ortalık, Ortalık yangın karışır. yeri olur. Trabzonspor ha. kaybederse ne olur? Bir i̇şte şey olmaz. ne oldu? 27 yıl, 28 evet. yıla çıktı. Onu konuşuyoruz. Ya da deriz bir elitse istediği takımı oluşturma yönde iyi bir eğilim gösterdi ama tabii ki liderin Fenerbahçe'nde gollere ihtiyacı vardı, kazanmaya ihtiyacı vardı. Ama tam tersi olduğun zaman fırtına 27 yıl sonra ezdi geçti. Fırtına Kadıköy'de esti. Ya da öyle bir başlık katıldı. Öyle olursa o, konuya Trabzonspor cephesinden değil falan yani direkt olarak Fenerbahçe ya, tabii. cephesinden bakmak. ama bakın. Fenerbahçe cephesinden baktığımızda da orada hemen bir yani olumsuz git olumlu gittiği zaman herkes güzel olur. Olumsuz gittiği zaman hemen söyleyeyim ben sana başlıkları. Ali Koç, e, Jesus e, bir araya geldi. Ne konuştular? Acaba ayrılık mı var? Onlar gündemde olur. Ya da e, bu futbolcularla Nereye kadar? Ya da taraftar e, e, be, istenileni yaptı. Artık e, her şey Fenerbahçe futbolcularda. Ama e, Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde kaybetme lüksü yok. O maç, bu maç. Trabzonspor kazanmak istiyor çünkü 27 yıl sonra burada Fenerbahçe stadında bu karşılaşma'yı kazanmak istiyor. Peki. Şimdi az önce demiştim Trabzonspor'da sadece Fenerbahçe gündemi yok, transfer gündemi de yoğun Bordo Mavili'lerin. Şimdi bir kez daha Trabzonspor barkomuza geri dönebilirsek Fanatik gazetesindeki haberle devam edelim. Trabzon'un gözü iki yıldızda başlıklı bir haber görüyoruz. Bordo Mavili'lerin bir süredir peşinde olduğu hırvat golcü Bruno Petkovic'den sevindirici haber geldi. Öte yandan Saabek içinde Boavista forması giyen ABD'li savunmacı Reggie Cannon gündemde deniyor. Şimdi bir raporuna göre belli ki hareket edecek Trabzonspor'da ee, Serhan, özellikle Hırvat pazarına yönelecek gibi görünüyor e, ağırlıklı olarak. E, senin beklentin ne Trabzonspordan? Esa, geçen sene gibi. Geçen, kadroda... Tabii tabii. Geçen sene gibi yanlış transfer politikası yapmasın. Geçen sene yapmış olduğu yanlış transfer politikasının e, bu sene cezasını gördü Trabzonspor. Tabii ki. <laughs> Hep vakeme konuşuldu. Biliyorsun Trabzonspor'u evet. geçen sene işte o lider takımdaki vakemenin oyun eksikliğini e, gördü. Oyuncu eksikliğini ya da vakemenin etkisinin olmadığı maçlarda bu seneki lig maçlarında vakemeyi adeta hissettiğini düşünebiliyoruz. E, tabii vakemenin iki buçuk milyon euro'larda 3 milyon euro'larda o yaşlı futbolcular için iki senelik anlaşmada söz konusu değildi. Aslında Trabzonspor Vakeme'den vazgeçti ama Vakeme'nin yerini dolduracak oyuncu da ben bulamadığını düşünüyorum. Özellikle o bölgedeki e, futbolcular iyi performans gösteremedi. E, tabii ki çok transfer yapıldı. E, transferlerin çoğu uydu, uyumadı, sakatlık geçirdi, e, performans kötü oldu. Özellikle stoper mevkinde çok e, kademe hataları yapıldı. Dansville gerçekten ben beğenmediğim oyunculardan bir tanesi e tabii ki Hırbat Pazarı biraz daha e, Avrupa pazarına göre daha ucuz bir piyasa. E, i̇nşallah Trabzonspor istediği futbolcuları alır e, ve bu futbolcularla beraber de iyi bir transfer politikası geçirir. Ama çok büyük lüks transferleri yapacak bir Trabzonspor da olacağını düşünmüyorum ben.